Ben istedim, oldu dediği olaylardan biri daha gelecek şimdi. Etişehir ve Göç Müzesi için temeli atılan ancak 9 yıldır hizmete açılmayan müze, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olduğu TÜGVA'nın kıraathanesi oldu. Yanlış duymadınız. Müze yerine kıraathane tabelası asılan Etişehir ve Göç Müzesi'ni CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer meclis gündemine taşıdı. Eskişehir'de daha önce bakanlığın başvuru mevcut değil dediği Etişehir ve Göç Müzesi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıraathanesi oldu. 2015 yılında temellere atılan Etişehir ve Göç Müzesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek istişare Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na yani TÜGVA'ya verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze başvurusu yok demesine rağmen temelleri atılan ancak 9 yıldır hizmete girmeyen müze Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıraathanesine döndü. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel konuyu meclise taşıdı. Kamu kaynaklarının AKP iktidarı eliyle vakıflara peşkeş çekildiğini belirterek tepki gösterdi. Kamu kaynakları iktidar eliyle vakıflara peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Tam 9 yıl önce Türkiye'nin ilk göç müzesi olarak temeli atılan Etişehir ve Göç Müzesi hayata geçirilmeden Türk Vakıra Hatanesi tabelası asıldı. 9 yıldır bu müzeyi hayata geçirmediler. Şimdi Eskişehirlilerle dalga geçer gibi müzeyi Türk Vakıra yapmışlar. Hiç kimsenin Eskişehirlilerin kaynaklarını böyle peşkeş çekmeye hakkı da yetkisi de yok. CHP'li Çakır Özel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Eteşehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVA'ya tahsisinin gerekçesini de sordu. 2015 yılında temeli atılan Etişehir ve Göç Müzesi 9 yıldır neden hayata geçirilmemiştir? Etişehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVAYA tahsisinin gerekçesi nedir? Bu tahsis kim ya da kimler tarafından nasıl yapılmıştır? Müzenin TÜGVAYA tahsisinde müzenin yapımında sponsor olan eti yönetiminin onaya alınmış mıdır? Bu müzenin yapımı için Türk Dünyası Vakfı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olmak üzere kamu kaynaklarından ne kadar harcama yapılmıştır? Türk Dünyası Vakfı harcamalarının denetimi yapılmakta mıdır? Şimdi gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Her şeyin içi boşaltılıyor, bilinçli olarak ve değersizleştiriliyor. Bunlardan biri de eğitim sistemimiz biliyorsunuz ÇEDES.